Beşiktaş deplasmanda Sivas Spor'a 1-0 mağlup oldu ve bana göre şampiyonluk yarışına artık e, geçen sezon olduğu gibi erkenden havlu attı. Tabii ki böyle maçların analizi yapmak hiç de kolay değil. Açık konuşmak gerekirse yenildiği için söylemiyorum çünkü yenilgiden sonra analiz yapmak e, daha kıymetli. Neden daha kıymetli? E, en azından takımın hatalarını görebiliyorsun, e, problemleri anlatabiliyorsun, e, analizlere bakıp daha net bir Görüş en azından sunabiliyorsun. Oysa bu maçı yapmak zor çünkü bu maçta gerçekten Beşiktaş futbol namına hiçbir şey sergilemedi. Yine kadro kalitesinde problemler vardı. Her zaman olduğu gibi sezon başından bu yana olduğu gibi ve Şenol Güneş'in tercihlerinin de ben yanlış olduğunu, orta saat tercihinin özellikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın neden kaybettiğini konuşacağız. Beşiktaş'ın neden bu durumda olduğunu konuşacağız. Yine stat'tan fotoğraflar var, rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. Çok zor bir maç olacağının zaten farkındaydık. Zor bir deplasman. Bana göre ligin hem iklim anlamında hem zemin anlamında en zor, en sert deplasmanlarından bir tanesi Sivas Spor. O yüzden de Bükşkışın zaten orada zorlanacağını tahmin ediyorduk ve bunun üzerine bir de tabii ki Gerson'un olmaması, Salihin olmaması, Josefin olmaması, diğer eksiklerin olmaması problemdi ve burada ekstra başka bir senaryo yazmak lazım. Yani bu maçı özel bir Formül oluşturması, bu maçı özel bir plan yapması lazımdı Beşiktaş teknik eğitimini, Şenol Güneş'i ama sahada çok da öyle bir şey görmedik. Güçlü bir orta saha gerekiyordu çünkü zor bir maç, sıkıntılı bir zemin, omuz omuza çarpışacak bir orta saha lazımdı ve ayağı düzgün bir orta saha lazımdı. Beşiktaş, belki de Şenol Güneş o yüzden e, Tayfur'u, e, Amir'i ve Necip'i sahaya sürdü omuz omuza çarpışmaları için ama bu orta sahada hiçbir şekilde üretim yapamadı. 4-3 çıktı Beşiktaş. Gelsin ilk fotoğraf. Beşiktaş'ın kadrosu üzerine konuşalım. Bu kadronun zaten bu orta sahanın bir herhangi bir üretim yapma ihtimali yoktu. Bunun dışında zaten üretim yapamayan, pas yapamayan bir orta sahaya çıkan Beşiktaş bir de kanatları yine yanlış bir şekilde sahaya çıktı. Neden yanlış? Enkudu'nun zaten solda bunu defalarca kaç yıldır anlatıyoruz. Enkudu'nun bir 11 oyuncusu olmadığını, Enkudu'nun bir son 15-20 dakika oyuncusu olduğunu defalarca anlattık. Bir kez daha yine ortaya çıktı. Enkudu'yu sola çekti hoca. Enkudu'ya şans verdi. Bence oynamaması gerekiyordu. Enkudu sola geçince Cenk sağa geçti. Oysa Cenk'in de Beşiktaş'ta en verimli olduğu, kariyeri boyunca en verimli olduğu yer sol ön. Böylece Enkudu oynayınca hem sol ön gitti hem de Cenk sağda etkili olamıyor hem de sağ önü kaybetti Beşiktaş. Dolayısıyla Abubakar da çok formda olmadığı için, henüz hazır olmadığı için Hucum kısmı da Beşiktaş'ın orta saha olduğu gibi hucum kısmında da Beşiktaş'ın çok etkisiz gözüktü. E savunmada Rozier, Wellington, Saiz, Masuaku şöyle bir değişiklik yapabilirdi hoca. Orta saha bu kadar zayıfken, ayağı düzgün adamlar yokken Saiz'i orta sahaya çekip Tayyip Talha'yı geriye çekebilirdi ve Tayip Talha'nın ayağı düzgün olduğu için Tayyip Talha geriden oyun kurabilirdi. Saiz dönen topları tamamlayabilirdi. Ancak Beşiktaş bunu yapamadı. Bu, bu şekilde çıkmadı sahaya. Bu üç orta saha aslında Zeminden dolayı oyun kurmak zor olduğu için mücadele amaç çıkmıştı. Ancak dönen top konusunda, topu alma konusunda hiçbir beceri sağlayamadı. Ve ikili mücadelelerde Beşiktaş'ın istediği, Şenol Güneş'in hayal ettiği orta saha bu diye de bu performansı gösteremediler. İlk kere bittiğinde kanatlar hiçbir iş yapmıyor, orta saha bir şey üretmiyor. Savunmada zaten sallantı bir savunma var. Rozier formsuz, Wellington yetersiz. Sağ ayakta durmaya çalışıyor ama o da iyi değil. Masuaku ara ara bildiğiniz gibi Masuaku bazen çok etkili oynuyor. Oynamadığı zaman da çok etkisiz. E bu kadro neticesinde korkunç bir e, ilk kere istatistiği çıktı karşımıza. Sıfır pozisyonla Beşiktaş neredeyse maçı Abubakar'ın e, Abu Bakır'ın pozisyonunu saymıyor. Abu Bakır'ın pozisyonu e, isabetli isabet şut sayılmıyor. Abu Bakır'ın pozisyonunu çıkartıyoruz kenara. Sıfır pozisyonda sıfır organize atak, atakla ki Abu pozisyonu çok organize bir 7-8 pasın sonunda olmamıştı. İlk kere istatistikleri gelsin. Korkunç bir istatistik gerçekten de. Yani kaleye isabetli şutu sıfır. Offside sıfır. Korner sıfır. 2 şut çekmiş. İsabeti sağlayamamış zaten Beşiktaş. Rakip ceza sahası sadece ve sadece 7 kez girebilmiş. Gol beklenmesi 0-33 ve son yıllarda Beşiktaş'ın rastladığı, Beşiktaş'ın sergilediği en kötü ilk yarı performansıydı. 0 üretimle Beşiktaş ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarı çok daha radikal çok daha sert değişiklikler olmasını tahmin ediyorduk ancak öyle olmadı. Masuaku iyi değildi. Kart görmüştü. Masuaku'yu çıkardı. Umut'u soktu. Mureka'yı da en yerine aldı. Böylece Cenk'i sola attı. Mureka'yı sağ attı. Oysa bunu da defalarca söyledik. Muleka da sağ oynayabilen bir oyuncu değil. Muleka ileride ya çift forvette ya da tek forvette oynayabilen bir oyuncu. Sonuç itibariyle ikinci yarıda yapılan bu değişiklikler de hiçbir şekilde oyuna etki etmedi. Ee, o sırada Beşiktaş 4-4-2'ye döndü. Gelsin fotoğraf. 4-4-2'ye dönse de yine oyun içerisinde bir üretim olmadığı için, orta sahadan ve savunmadan iyi top çıkmadığı için Beşiktaş'ın bu değişikliklerde Oyun sistemindeki 4-4-2 dönüşümü de yine hiçbir işe yaramadı. Ve dakikalar 70'i gösterdiğinde Beşiktaş'ın kaleye çektiği isabetli şut hala sıfırdı. Hiç korner atmamıştı. Kenardan yaptığı ortalarda da %7'lik bir isabet oranında sahipti. 70 dakika boyunca Beşiktaş hiçbir şey üretemedi dersek çok da yanlış anlatmayız. Maçı 76 gibi. Gençliken hamle bence Tayfur çıktı, Necip çıktı. Delali girdi, Kerem girdi. 4-4-2'ye dönmüşlerdi. Beşiktaş risk aldı ve riskin karşılığında hücum etmeye başladı. Kerem neden ben oynamıyorum? dercesine oyuna hareketlilik getirdi bu orta sahaya göre ki ben Kerem'in çok yeterli olup olmadığı konusunda kafamda soru işaretleri var ama bu orta sahaya göre tabii ki çok daha en azından gerçek bir orta saha oyuncusu. Yani artık Necip için bir stoper, birinci mevkisi stoper diyebiliriz Necip için. Tayfur birinci mevkisi bekleyebiliriz. Çünkü için geldi. sen en azından bir orta saha oyuncusu girdi. Delali girdi ki o da yine etkili değildi ama iki tane orta saha oyuncusu girince Beşiktaş Risk alıp yüklenmeye başladı. Pozisyonlar bulmaya başladı. Kornerler falan atmaya başladı. Ee, ancak bunların da hiçbirisi yetmedi. Kerem'in de istatisi gelsin. En azından iki tane orta yaptı. iki tane uzun top yaptı. Bunlarla birer isabet sağladı. Beşiktaş'ın maç boyunca yapamadı orta sahasını Beşiktaş'ın. Kerem Atakan orada yapmış oldu. Rating listesine bakalım. Tabi o kadar kötü bir performans var ki ortada. Rating, en kötü ratingi 3-4 tane oyuncu paylaşıyor. Rozier, Masuaku ve Tayfur en kötülerdi. Top kayıpları bu biliyorsunuz reytingler top kayıpları üzerine yapılıyor. İkili mücadele üzerine yapılıyor. Yani bunların hepsini birleştirip bir reyting veriyor uluslararası siteler. Bu üç oyuncuyu en kötü seçmişlerdi. Bana göre en kötü de yine en az bu oyuncular kadar kötüydü. Dört tane sahada çok çok kötü performans vardı. En iyi oyuncu kim? En iyi oyuncu Necip Uysal. Neden Necip Uysal? Çünkü sahada 7'de 5 ikili mücadele kazanan gelsin Necip'in istatistiği ve 5'te 4'te hava topu kazanan tek oyuncuydu. Yani sahada... İkili mücadele savunma anlamında iş yapan tek oyuncuydu Necip Uysal'da. O yüzden e, bu kötü takımda en iyi performans sergileyen isim oldu. Çok ciddi artık bu saatten sonra Beşiktaş'ın çok fazla taktik teknik üzerine çalışmak yerine kadroda çok ciddi revizyona gitmesi lazım diye düşünüyorum. Ve gelecek sezonun çalışmalarının bu seneden başlaması gerek diye düşünüyorum. E, artık çok fazla Beşiktaş'ın yabancısı iş yapmayan yabancısı var elinde. Enkudu iş yapmıyor. Josef haftalardır devamlı sakatlanıyor. Atiba sakat. Mureka hiçbir işe yaramıyor. Masuaku iki maç iyi oynuyor. Dört maç kötü oynuyor. Roziye haftalardır yok. Beşiktaş'ın en az bu isimlerin dört tanesiyle falan şimdiden yapabiliyorsa ki nasıl diğer kulüpler yapıyor. Nasıl Galatasaray bir sürü oyuncusunu çıkıyor gönderiyor. Sefer oyuncu oraya gönderiyor. Onu buraya gönderiyor. Beşiktaş'ın bu oyunculardan bir an önce kurtulması lazım. Yabancı sınırını açması lazım. 4-5 tane yabancı yolları ayırıp gelecek sezona ilişkin çalışmalarını yapması lazım diye düşünüyorum. Bu iş sağ kısmı sağ dışını ayrı videoda zaten değerlendirdik dün ama ciddi anlamda problemler olduğunu ki gördük. Bu yolda giderken şoför değiştirmenin de aslında ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha Beşiktaş bunu bize yaşattı. Çünkü Valen İsmail istediği bir takım ona göre kurulmuş bir takım uzun top oynayan ona göre bir şablon çalışan bir takım bir anda hoca değişikliği ve çok alakasız Valerian'le çok daha zıt oynatan başka bir hoca Şenol Güneş geldi ve takım da bu değişikliğe gerekli reaksiyonu veremedi ve işler bu noktaya geldi. Analiz videomuzu bitiriyoruz. Sizler de yorumlarınızı yazın. Ee, sabahın erken saatlerinde kalkmış olacaksınız ve büyük ihtimal ihtimalle videoyu izlemiş olacaksınız. İzleyenlere teşekkürler. Yorumlarınızı yazın Beşiktaş neden bu halde neden bir türlü istenileni veremiyor çözülmedir. Sizlerin de görüşlerini e, videonun altında merakla okuyacağım sona geldik videomuzun hoşça kalın